çalıştım. O kazandığım paraları kardeşime verdim. Yani sonra tam gene kardeşim hastayım diyordu. Her tarafımda hastalıklar olduğunu söylüyordu. Ve sonra ona bakmak için gittiğim zaman ben öldüm. Ve o kardeşim, ben denizde öldüm. Kardeşim kıyı hastaneye bile gitmedi. Sadece nüfus kağıdımı hastaneye yollamış. Ölüm kağıdımı çıkarsınlar diye. Sonra cenazeme de gelmedi. Sonra çok borcu vardı. Malını satımı ödeyeyim demiş onlara. Sonra ama her şeyimdi. O sattı ve evdeki her şeyi de talan etti. Ben onları gördüm. Böyle aldım. Çekmeceleri boşalttım. Böyle ağaç kurtlar gibi. Hani alır alır kemikleri fırlatırlar mı? Öyle yaptım. Bilmiyorum. Siz bu kadar çok özverili birini sever misiniz? Benden duymuş olmayın ama bu Hacer kızıp bağırıp duruyormuş Ramazan'a. Bu uykusu nasıldır Ramazan oğlumun? Hepsi büyüden oluyor işte. Hepsi büyüden. Sine dönse, sevginin giderse, büyümelisin ağlamadan. Ama önce Halic'e kahvaltıya giderdik. Sonra Halic'in kenarında uzun uzun akşama kadar yürürdük. Necla teyzeler de gelirdi değil mi anne? Hayır, evet. Necla hanımlar da gelirdi. Zaten senin de beni anlaman pek mümkün değil Suat. Doktor Zubu'nun da dediği gibi ben çok ender rastlanan bir vakayım. Beni bir tavukla düşünsene. Bu ne biçim iş ya? Karıma sarkıntılı gelen o adamla bir de ben konuşurum. Sakin olun beyefendi. Zaten içeride gelip denk gelme Türkçe bilmiyorum.